Merhaba sevgili dostlar, Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün Antalya'da Sitev yöneticisi olan Ziraat Mühendisi Cenk Gürsoy Bey ile Sitev üzerine kısa bir söyleşi yapacağız. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Şu an Sitevya Serası'ndayız. Merhaba Cenk Bey, hoş Merhaba, geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Kısaca kendinizden bahseder misiniz Cenk Bey? Ben Ziraat Mühendisi Cenk Gürsoy. Burada tohum tarım hayvancılık olarak, Sitevya TR olarak bir Sitevya üzerine faaliyet gösteriyoruz yaklaşık 1,5 yıldır. Ondan önce fizibilite çalışmalarımız vardı. Bölgemizde adaptasyonu ile ilgili birçok araştırma yaptık, pazar araştırması vesaire. Ondan sonra üretimine başladık. Türkiye'nin farklı yerlerinden tohumlar ve dünyanın farklı yerlerinden tohumları toparladık. Bölgemiz için uygun olan çeşitleri adapte etmeye çalıştık. Burada hangi hastalıklara ve zararlara karşı hangi bitki türünün daha iyi yetişeceği ile ilgili. Şimdi artık üretime başladık. İlk hasatımızı yaptık. Onunla ilgili Ar-Ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Sitevya yetiştirmek neden aklınıza geldi? Sitevya dünya genelinde zaten çok bilinen, çok eski, kökleri çok eskiye dayanan, milattan önceden beri bilinen bir ürün. 2018 yılındaki dünya verileri oldukça kıymetli. Ülkemizde yetiştiricilik için çok uygun. Daha yeni yeni tanınmasıyla beraber ama hızla talep görmeye başlıyor. Endüstriyel bir bitki. Evet. Stratejik öneme sahip. Şeker yerine geçiyor. Glisemik endeks etkisi 0. Hem sağlık hem tarım hepsini birleştiren özel bir bitki olduğunu düşündüğümüz için bu konuda yatırım yapmaya karar verdik. Sitevya yetiştiriciliği ile ilgili hangi çalışmalar yapıyorsunuz ve amacınız nedir? Burada amacımız öncelikli olarak bölgemizde yani Türkiye koşullarına hastalık ve zararlara karşı dayanıklı ve aynı zamanda yüksek verimli çeşitlerin tespiti. İlk amacımız buydu. Şimdi orada artık belirli çeşitler elde ettik. Şimdi artık içerik değerlerine bakmaya başladık. Hangi çeşitlerde tespit ettiğimiz yer bitkisel olarak gelişimi iyi olan çeşitlerin aynı zamanda da hangi ne kadar miktarda steviozit ve rebozoit değerlerinin ne olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da artık daha büyük alanlarda üretime doğru i̇nşallah. Devam çok edeceğiz güzel. İnşallah. Sitevya bitkisinin sağlığa zararları ya da faydalarından bahseder misiniz? Nelerdir? Sitevya bitkisi yani bilinen haliyle şeker otu. Şekerden kuru hali 30-40 kat daha değer, daha tatlı. Evet. Sıvı hali de 300-400 kata kadar çıkabiliyor. Şeker tamamen içerisinde hiçbir şeker yok. Sadece içerisindeki o glikozitler bizim onu tatlı olarak algılamamızı sağlıyor. Onun için tatlı bir ürün, yani tatlı ihtiyacımızı karşılayabileceğimiz bir ürün olduğu gibi aynı zamanda da antikanserojen özellikleri her geçen gün daha çok yayınlanmaya devam ediyor. İşte en son pankreas kanseriyle ilgili yapılmış bir çalışma vardı. Glisemik endeks etkisi 0. Yani herkes tarafından, çocuklar tarafından, yaşlılar tarafından, şeker hastaları tarafından, herkes tarafından rahatlıkla tüketilebilir. Anti-aging özelliği var, gençleştirici özelliği var. Zaten vitamin ve mineral değerleri olarak çok besleyici de bir ürün. Yani ülkemizde ve dünyada 11 kişiden birinin şeker hastası olduğunu düşünürsek, ya şekerin yerine ikame edebileceğimiz çok değerli, kıymetli bir bitki. Evet, çok teşekkürler. Zaten kanser vakaları da gün geçtikçe maalesef artıyor. O konuda gerçekten inşallah faydalı olacaktır ülkemiz adına diyorum. İnşallah kıymet bilinir ve gerekli değeri hak eder diyoruz. İnşallah. Sitevya kullanım alanlarından biraz daha bahseder misiniz? Şimdi Sitevya'yı direkt yani taze, yani nasıl şimdi bu şey haliyle taze yaş yaprak haliyle tüketilebilir, kurutulabilir, kurutulduktan sonra toza dönüştürülebilir, daha farklı işlemlerle sıvı hale getirilebilir. Yani rafine şeker dediğimiz zaman işte şeker pancarının kristal şeker hale gelene kadarki süreçte birçok farklı prosesten geçiyor. Yani bu direkt kendi evinizde, saksınızda, balkonunuzda veya küçük bir bahçede yetiştirerek hani hemen üretilebilir. Bu bireysel olarak kullanımında çok rahat. Onun haricinde dediğim gibi çok endüstriyel bir bitki. Evet. Yani bu dondurma yapımından işte sütlü tatlılara. İnşallah yapacağız biz de dondurmaları da yapacağız. Reçelden işte baklavaya kadar. Şimdi baklavada da yaygınlaşmaya başladı. Biz de yaparız artık. Dünyada bilinen işte büyük meşrubat firmaları da şekersiz stevyalı üretim
yapmaya başladılar. Yani stevia tüm neredeyse gıda gruplarına gelebilecek pozisyonda bir ürün. Şey soracağım, bu stevia'nın beyaz toz formundaki hali vardı. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi stevia'nın o beyaz toz hali bir şekilde o şeyin glikozitlerin, steviozitlerin ve rebozoitlerin saflaştırılması, yani sadece onun elde edilmesi prosesi. Yani sadece steviozite ihtiyacımız varsa tabii ki değerli bir ürün. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Çünkü beyaz toz formundakilere zararlı olduğu yönünde de bir bilgiler var. Ağartma proseslerinde ağartması. Kullanılan bir takım kimyasallar var. Aspartam. Onun için aspartam. Evet. Birçok farklı şey kullanılabiliyor. Aslında yani, pek önemli herhalde. Yani şimdi hazır hali varken, yani kurutulmuş hali, birçok farklı şey yöntemi varken o biraz daha endüstriyel anlamda kullanımda daha yoğun, ama bireysel tüketimde, yani sonuçta yapraktaki diğer minerallere de, diğer besin maddelerine de bizim ihtiyacımız var. Sadece hani biz domates yerken sadece domatesin içerisinde bizim için faydalı olan likopen hapları da var mesela. Evet. Sadece likopen hapı tüketmek yerine hani domates yemek nasıl daha mantıklıysa stevia da aynı şekilde. Şimdi stevia dediğim zaman genellikle şeyden toz akıllarına geliyor. Marketlerde satılan toz geldiği için size sordum. Çünkü stevia denince direkt ben evet şu markette toz stevia görmüştüm deniyor ama onu önerilmiyor. Yaprağın kendisini, kurusunu kendiniz bizzat alarak kendiniz kullanırsanız daha faydalı. Doğru mu? Tabii, yani o zaman diğer besin maddelerine de ulaşmış olacağımız için nihayetinde yani her şeyin tazesini nasıl tüketmek daha sağlıklıysa, ne kadar az işlenirse bir ürün o kadar sağlıklıdır şeyinden devam edersek mantığından o hali daha doğru. Site ve yetiştiriciliği ile ilgili herhangi bir yerden destek alıyor musunuz? Yetiştiriciliği ile ilgili bir destek almıyoruz. Destek almıyorsunuz. Aynen. Yani şu anda yani şöyle söyleyebilirim. O ülkemizin çok büyük bir kısmında yetiştirilebilecek bir ürün. Peki devlet desteğinin de olduğu söyleniyor bazı kaynaklarda ama. Şimdi belirli bölgelerde devlet tarımsal bazı yatırımlara destek veriyor. Ama iç bölgeler biraz daha o iş için daha destekleme kapsamında. Bizim bölgemiz Antalya'da biraz daha o şey kapsam dışında kalıyor. Evet. Evlerde stevia yetiştirmek isteyenler ne yapabilir? Bu stevia'ya nasıl ulaşabilir? Stevia'ya fide olarak ulaşabilirler. Yani bizim aracılığımızla da ulaşabilirler. Başka bir şeyde kaynaktan da ulaşabilirler. Bakımı çok kolay. Yani çok fazla rastlılık ve zararlısı yok. Su ve güneşi çok seviyor. Subtropik bir bitki. Ana vatanı Güney Amerika, Paraguay. Onun için ne kadar güzel güneş alırsa o kadar... Güneşi seviyor diyorsunuz. Aynen öyle. O kadar değerli hale gelmiş oluyor. Yakın gelecekte stevia şeker pancarının yerini alabilecek mi? Şimdi yani zor bir soru. Zor bir soru. Yani çünkü şeker pancarı da değerli bir ürün. Şeker pancarında da birçok farklı endüstri aynı zamanda besleniyor. Yani hayvancılıktan kozmetiğine birçok farklı şeyde kullanılabiliyor. Ama şekerin hani bilinen zararları açısından baktığımız zaman stevia mutlaka bu pazar içerisinde hızla büyüyüp insanlar tarafından tercih edilebilir hale gelecek. Ama pancarla hani doğrudan kıyasladığımız zaman ikisini biraz kıyaslamak biraz daha zor. Haklısınız, fakat şimdi şöyle, ülkemizde ya da dünyada aslında kanser vakaları oldukça artıyor maalesef. Evet. Obezite artıyor ve çeşitli hastalıklar da arttığı için şeker de bütün hastalıkların kaynağı olduğu bilindiği için acaba piyasada yeri değişir mi? Tabii tüketimle ilgili, zaten şeker tüketimiyle ilgili genel olarak bütün dünyada insanlarda bir o konuda pozitif bir algı var. Yani şimdi şeker tüketimlerinin düşeceğini tahmin ediyoruz. Ama şimdi insanlarda da belirli bir damak tadı ve bir şey var. Onun da korunabilmesi için yerini ikame edebileceğimiz daha sağlıklı bir ürün varken insanların bu konudaki algı ve bilgileri arttıkça stevia'nın tabii ki o pazardaki yerinin büyüyeceğine eminiz. Evet, inşallah, inşallah. Stevia yetiştiricinde destek olduğu söyleniyor. Doğru mu? Bunu da bir kısaca merak edenler için cevaplayalım. Stevia yetiştiriciliğinde şöyle, belirli bölgelerde yani desteklemeler var. Ama bununla ilgili en radikal ülke, faaliyet gösteren ülke Japonya. Japonya işte sizin biraz önce dediğiniz gibi şeker ve şekere bağlı sekonder rahatsızlıklardan kaynaklanan sağlık problemlerini ortadan gidermek için stevia ile ürünlerin tüketimini ve Ar-Ge çalışmasını özellikle destekliyor.
O da çok ciddi miktarda bir sağlık harcamalarında bütçede şey yaratıyor. Zaten sağlıklı bir birey olduktan sonra çok da hastanelere ya da başka sağlık sektörlerine ihtiyaç yoktur herhalde. Burada yaptığınız çalışmaları bir kısaca anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz? Etrafı görelim. Burada ne yapıyoruz? Burada işte belirli çeşitleri, tespit ettiğimiz çeşitleri özellikle anaç olarak ayırıyoruz. Onların gelişimlerini takip ediyoruz. Burada seramızda ilk başta onları geliştiriyoruz. Belirli ırkların üretimini özel olarak devam ettiriyoruz. Evet. Sonra açık tarla alanımızda onları normal koşullarımıza göre, normal iklim koşullarına göre performanslarını değerlendiriyoruz. Daha sonra da kimyasal içeriğinin ne olduğunu tespit ediyoruz ve bunları işlemeye başlıyoruz. Yani kuru yaprak olarak veya toz formuyla veya sıvı özüt olarak elde etmeye çalışıyoruz. Hiç durmayan bir Ar-Ge çalışması yürütüyoruz. Yani. İnşallah gelecekte çok hak ettiği değeri alır ve gerçekten inşallah hak ettiği yerde olur. Evet. Canınız sıkılırsa böyle şeker canınız isterse hemen ağzınıza bir bahçeden koparın yaprağını ve yerseniz belki rahatlarsınız. Cenk Bey'in bize küçük bir sürprizi varmış. Nedir bu Cenk Bey? Vallahi sürpriz ama yani içerisinde ne var? Seyircilerimiz merak eder. Saksımız var. Saksının haricinde bir küçük bir çakılımız var. Saksının içine önce çakılı koyuyor. Sonra üzerine toprağı koyuyoruz. Sonra da bir fidemiz çıkıyor. Yani uzak yol sevk edilebilir bir hale getirdik. Bu haliyle Türkiye'nin her yerine, hatta daha uzak mesafelere de yurt dışına da gönderilebilir halde siteye herkes için ulaşılabilir bir hale getirmeye çalıştık. Çok güzel bir çalışma. Şu anda hep güzel sonuçlar alıyoruz. Evet. Oyun gibi olsun, insanlar aynı özellikle çocuklarıyla beraber, şeker üretsin elinde. Harika bir proje. Yetiştirsinler, bitkiyi tanısınlar, toprağı tanısınlar çocuklar. İnsanlar artık bundan hasret kaldı. Kesinlikle. Biz de böyle bir şey hazırladık, kutu hazırladık. Çok güzel. Size ayağınıza sağlık deyip teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum ben de. Sizler de böyle kutuya evinize alıp hediye edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir çalışma olur. Biz de çocuklarla beraber zevkle site ve balkonumuza yetiştireceğiz ve sizlerle de paylaşacağız. Lütfen kanalımda kalın. Çok teşekkür ederiz Cenk Bey. Biz teşekkür ederiz. Hediye için de ayrıca çok teşekkür ederim. Ne demek, şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Umarım videom faydalı olmuştur. Sorularınız varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Lütfen sevdiklerinizi de paylaşmayı unutmayın. Bu faydalı bilgiyi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Organik Annem YouTube kanalında kalın.